AKP iktidarını geri dönülmezcesine sarsan 2013 Gezi, Haziran direnişi ve sonrasında iktidarın başvurduğu baskı ve zulüm politikalarının yeni bir örneğine Gezi davası sürecinde tanık olduk. Milyonlarca insanın yer aldığı, yakın tarihimizin en güzel günlerinin yaşandığı 2013 Gezi direnişi, Haziran halk hareketiyle ilgili siyasi dava tam bir hukuk garibetiyle sonuçlandı. İktidarın isteği doğrultusunda kurgulanan bu hukuk dışı davanın sonucunda aralarında TMOP Yönetim Kurulu üyesi Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası'nın hukuk müşaviri Cana Atalay ve diğer arkadaşlarımızın da bulunduğu arkadaşlarımız mahkum edildiler ve tutuklandılar. Asılsız suçlamaları uydurup kurgulayanlar, hukuk dışılığa, yargı mekanizmalarının içinden dahil olanlar ise tarihteki sayısız örnekte görüldüğü üzere ne şimdi ne de gelecekte hiçbir iyi şekilde anılmayacaklardır. İktidarın kabusu olan Gezi direnişi üzerinden toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik olan bu siyasi kararı kınıyoruz. Arkadaşlarımızla her zaman tam bir dayanışma içinde olacağız. Doğru bildiklerimizi söylemeye, halkımızdan, ülkemizden yana kamu toplum yararını savunma mücadelemize devam edeceğiz. Bir kez daha belirtiyoruz. Gezi biziz, Gezi milyonlardır. Gezi yargılanamaz. Karanlık gidecek, Gezi kalacak. Bu dava tamamıyla politik bir davadır. Hukuki bir dava değildir. Bu dava sonucunda verilen karar tamamen bu ülke halkını teslim almak, bu ülke halkını sindirmek, bu ülke halkına gözdağı vermek amaçlı verilmiştir. Buradan siyasi iktidara sesleniyoruz bizler. Yargıyı kendi siyasal amaçlarınız için kullanmaktan vazgeçin. Buradan bu ülkenin hakimlerine, bu ülkenin savcılarına sesleniyoruz. Vermiş olduğunuz kararları siyasi iktidarın yönlendirmelerine göre değil, hukukun evrensel ilkelerine göre verin. Arkadaşlarımızı bir an önce serbest bırakın. Gezi direnişinin üstünden tam 9 yıl geçti. Ama siyasi iktidarın Gezi korkusu, Gezi kabusu bitmedi. Siyasi iktidar Gezi'de doğal varlıklarına, tabiat zenginliklerine, yaşam biçimlerine sahip çıkan bu ülkenin milyonlarcasının verdiği tepkiden korkuyor. Gezi direnişi boyunca o üretilen paylaşımcı değerlerden, Gezi'de kendisini bulan doğrudan demokrasi örgütlerinden, pratiklerinden, Gezi'de kendisini bulan dayanışmacı, yaratıcı fikirlerden korkuyor. Ve korkusunun tekrar tekrarlanmaması için de ilk günden itibaren Gezi'yi itibarsızlaştırmaya, Gezi direnişinde yer alan Taksim dayanışmasını ve Teğmen Bey'i yalnızlaştırmaya çalıştı. Türkiye'de hukuksuz uygulamalar sadece Gezi ile sınırlı kalmıyor. Hukukun siyasallaştırılmasını hayatın bütün alanlarında görüyoruz. HDP'ye kapatılma davası açılması, CHD davası, en son ve Kaftancıoğlu'na verilen siyasi kararlar bu halkı teslim almaya, bu ülke halkını suskunlaştırmaya yöneliktir. Ama şunu bilsinler, asla başarıya ulaşamayacaklar. Karanlık gidecek, Gezi kalacak. Bu karar siyasi bir karardır arkadaşlar. Siyasi kararların hükmü de siyasi iktidarlar kadardır. Bu ülkeyi, bu cehennemi yaratan AKP iktidarının da başındaki tek adamın da ömrü dolmuştur. Onlar gidecek, hak kazanacak.